Merhaba sevgili arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ile devam edeceğiz. 1900 sonrası toplumcu şiiri e, işleyeceğiz bu e, videomuzda. 1960 toplumcu şiir e, ikinci yeni şiirini eleştirmiştir ve toplumsal konular işlemişlerdir. Yeni teknik ve biçim e, arayışlarıyla dili de zenginleştirmişlerdir. Şiirlerde genellikle güncel konular işlemiştir 1960 sonrası toplumcu şiir şairleri. E, umut, güzel günler beklentisi, mücadele, direniş, devrim gibi gibi e, tema e, ve konular işlenmiştir şiirlerinde. E, şairler kendilerini toplumun bir temsilcisi olarak görmüşlerdir. Toplumun bir sözcüsü olarak görmüşlerdir ve e, şiirde slogana dayalı Sert bir söyleyiş hakimdir 1960 sonrası toplumcu şiir şairlerin şiirlerinde. Marksizm, sosyalizm, komünizm akımlarına dayalı şiirler yazmıştır ve Marksizm'i önceki kuşağa göre daha iyi anlayıp özümsemiştir 1960, 1960 sonrası toplumcu şiir. Şiirde içeri önem vermişlerdir ve geleneksel söyleyişten yararlanmışlardır. Sınıf edebiyatı özelliği taşırlar. İnsanlığı ve toplumu maddi etkenlerle ekonomik şartlarla açıklamaya çalışmışlardır. Dergi merkezidirler ve sanatçılar dergilerde kümelenmişlerdir. Dünyayı algılayış ve yorumlayış biçimlerini ortaya koymuşlardır şiirlerinde. Gerçek Ant, yelken, Devinim, Halkın Dostları, Militan sanatçıların şiirlerinin yer aldığı dergilerdir. Temsilcilerine baktığımızda sevgili arkadaşlar, İsmet Özel, Ataol Behramoğlu, Nihat Behram, Seyit Nezi, Refik Durbaş, Süreyya Berfe, Ahmet Telli, Kemal Özer, Eray Canberk, Senur Sezer, Güven Turan, Afşar Timuçin, Turgay. E, Gönenç, Özdemir İnce, e, Güven, Turan'dır. E, Ant dergisinde Atol Behramoğlu ve arkadaşları e, 1969'da Ant dergisinde e, Marksist felsefeyi benimseyen e, toplumcu gerçekçi e, arkadaşlarıyla beraber, şairlerle beraber paylaştı. E, Şiirler yazmışlardır e, Atol Behramoğlu İsmet Özel Süreyya, Süreyya Berfe Özkan Mert'e birlikte gerçekleştirdikleri devrimci e, devrimci genç şairler e, savaş açıyor başlıklı oturumda ikinci yeni düşüncesine karşıt yeni toplumcu şiiri dile getirmişlerdir ve 60 şiir kuşağı e, manifestosuna imza atmışlardır. Ee, İsmet Özel'in e, ve Atol Behramoğlu'nun iki şiirinin e, örneğine bakacağız. İsmet Özel'in Mataramda Tuzusu West e, Aydiyans Kızıl Elma İtaki Maçin Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Beyazların yöresinde nasibim kalmadı. Yerlerin topraklarına karşı suç işledim. Zorbaların arasında tehlikeli bir nifak. Uyrukların arasında uygunsuz biriyim. Bahşetim. E, beni baygın meyvelerin lezzetinden kopardı. Kendime dünyada bir acık kök tadı seçtim. Yakın yerde soluklanacak gölge bana yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. E, baktığımızda e, toplumcu gerçekçi e, şiirin e, özellikleri var. Ee, ve e, bir de Atölye Behramoğlu'nun e, bir şiiri var. E, bir gün mutlaka. Şimdi ne var hüzünlenecek burada? Nedir bu çatlatan yüreğimi bu telaş? Sanki yarın ölecek gibiyim. Birazdan polisler gelecek. Ya da gelip alacaklar kitaplarımı, daktilomu. Bu şiiri sevgilimin e, fotoğrafı duvarda. Soracaklar babanın adı ne? Nerede doğdun? Teşrif eder misiniz? Karakola gibi e, giden bir şiir. E, sevgili arkadaşlar. Ee, 1960 sonrası toplumcu şiir temsilcilerine baktığımızda e, en önemli temsilcilerinden biri kimdir? İsmet Özel'dir. 1944 yılında doğmuştur ve e, hala yaşamaktadır. İlk şiiri "Yorgun" Yerken dergisinde yayınlanmıştır ve e, Marksist şiir anlayışını benimsemiştir İsmet Özel. İlk şiirlerinde imajı ve imgiyi önemli bir araç olarak kullanmıştır ve ikinci yeni şiirinin oluşturduğu e, anlayış içerisinde de yer almıştır. Ee, ve e, yeni dize biçimleri söz diziminde e, sözcüklerin gerilimini yansıtacak düzenlemeler yapmasıyla dikkat çeker ve özellikle ikinci kitabı evet isyandaki şiirlerinde e, dönemin toplumcu siyasal eğilimlerinin şiirleştirilmesi ilgi görmüştür ve toplumcu gerçekçi e, akımda e, fark edilmiştir e, alışılmamış bağdaştırmalarla e, çarpıcı imgeler oluşturmuştur İsmet Özel ee, ve sevgili arkadaşlar 12 Mart 1971'den sonra e, İsmet Özel şiirlerinde bir değişikliğe gitmiştir. Çünkü fikirsel bir değişikliği vardır. Marksist anlayışı bırakmıştır ve 1974'te Müslüman olduğunu açıklamış ve Marksist çevreden ayrılmıştır ve İsmet Özel Diriliş dergisinde yayınlanan Amentü şiiriyle de İslami söyleme yönelmiştir ve mistik bir anlayışa geçmiştir. Yani aslında İsmet Özel'in şiiri 1971'den sonra 12 Mart 1971'den sonra değişmiştir. Çünkü Maksis anlayışı bırakmıştır ve 74'te de Müslüman olduğunu açıklamıştır. ve ee, Marksist çevreden ayrılmıştır. ile de beraber tamamen yönünü İslami e, söyleme çevirmiştir ve mistik bir anlayışa geçmiştir. O yüzden de e, mistik şiirde de yine İsmet Özel'i göreceğiz. Bir Yusuf mas masalı şiir kitabı çağdaş bir Yusuf'u e, Züleyha mesnevisidir sevgili arkadaşlar ve şiirleriyle ilgili görüşlerinde e, sistematik bir biçimde dile getirmiştir. Şiir okuma kılavuzu adlı eserinde dile getirmiştir. Önceki şiirlerinde var olan kapitalist sistem eleştirisi ikinci döneminde batılı uygarlık eleştirisine dönüşerek sürer eserlere baktığımızda İsmet Özel'in geceleyin bir koşu Evet İsyan cinayetler kitabı Celadıma gülümserken Erbey'in bir Yusuf masalı çatlayacak kadar aşk of not Bigging Eji Düz yazılarına baktığımızda 3 mesele şiir okuma kılavuzu, zor zamanda konuşmak, taşları yemek yasak, sorunca söylenen cuma mektupları surat asmak hakkımız, irtica elden gidiyor, Valdo sen neden burada değilsin? Henry sen neden buradasın? 1 ve 2. Sevgili arkadaşlar bir başka şairim ise Refik Durbaş'tır. 1944-2018 yılları arasında yaşamıştır. Özellikle 1970'e kadar yazdığı ve ikinci yeni anlayışına yakın şiirleriyle 60 döneminin önde gelen şairlerinden biri olmuştur. Ve İçli, çarpıcı imaja dayanan bir anlatıma sahiptir Refik Durmuş. Şiirlerinde Marksist ideoloji ve bu yolda verilen mücadeleyi anlatır. Kendine özgü bir lirizm oluşturmuştur. Anlık duyguları, toplumun ezilmiş kesimin durumlarını duyarlılıkla şiirleştirmiştir ve 1970'ten sonra simgesel bir dil kullanan toplumcu temaları işlemiştir. Ee, şiirlerinde halktan kişileri, şehrin çeşitli görünümlerine, kenar mahalle insanların duygu ve düşüncelerini anlatmıştır Refik Durbaş. Şiirlerini divan ve halk şiiri e, geleneğinden de yararlanarak zenginleştirmiştir. Refik Durbaş'ın şiirlere baktığımızda kuş tufanı, e, Geçti mi geçen günler, menzil, Çıplak aranıyor ikinci baskı. Çaylar şirketten nereye uçar gökyüzü? Bir umuttan, bir sevinçten kimse hatırlamıyor. Adresi uçurum. Tilki tilki, tilki tilki saat kaç? Düşler şairi, İstanbul hatırası, iki sevda arasında kara sevda ve düz yazıları şiirin gizli tarihi ve edebiyat anılarda yaşar. Bir başka şairimiz ise Süreya Berfe'dir. 1943 yılında doğmuştur. İlk şiirlerini halk türküsü ve deyimleri tarzında yazmıştır. Sonra nesil ile şiir arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. Kent olgusu, sınıf bilincini ön plana çıkaran devrimci şiirler yazmıştır Süreyya Berfe. Şiirleri gün ola, savrulan, hayat ile şiir, ufkun dışında, şiir çalışmaları, ruhumun nabiga ve kafadır. Kafada toplu şiirlere yayınlanmıştır. Sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde 1960 sonrası toplumcu şiir e, şairlerimizden bir başkası da Atol Behramoğlu'dur. E, Atol Behramoğlu 1942 42 yılında doğmuştur ve hala yaşamaktadır. E, i̇lk şiirleri ikinci yeni etkisindedir Atol Behramoğlu'nun ve 1960'dan sonra da toplumcu gerçekçi şiiri benimsemiştir. Toplumcu gerçekçi anlayışın e, militan çizgide örneklerini vermiştir ve şiirlerinde slogan e, vardır. Slogan varis söyleşler e, Atol Behramoğlu'nun şiirlerinde çok fazla yer bulur. Sosyalist ve Marksist anlayışı benimsemiştir ve gerçeklerini yani yaşadıklarını ve gerçekleri şiirlerinde yansıtmıştır. İsmet özelle beraber Halkın Dostları ve kardeşi Nihat Behram'la beraber de Militan Dergisi'ni çıkarmıştır. 1965'te 1965, yayınlanan ve militan coşkunun hakim olduğu idealizmi, kendi idealizmini yansıtan bir gün mutlaka adı şiiri Behramoğlu'nun Toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir beyanname niteliği taşır. Şiirin öznesi bir gün devrimin gerçekleşeceğine inanır. Bu aşk burada biter adlı şiiriyle ile de şair... Ee, yaşama felsefesini yansıtır Sevgili arkadaşlar yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var şairin yol haritasını çizdiği e, politikasını e, sezdirir Mustafa Supi destanı 20 yıl e, 20 yüzyıl başında e, komünist hareket sembol e, isimlerinden Mustafa Supi'nin hayatı ve e, mücadelesi için yazılmıştır ''Ben ölürsem akşamüstü ölürüm'' Atol Behramoğlu'nun bir şiiridir. ''Ben ölürsem akşamüstü ölürüm, şehre simsiyah bir kar yağar, yollar kalbimle örtüdür. parmaklarımın arasından gecenin geldiğini görürüm. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm, çocuklar sinemaya gider, yüzümü bir çiçeğe gömüp ağlamak gibi isterim, derinden bir tren geçer'' diye devam eder şiir. E, Atol Behramoğlu'nun şiirlerine baktığımızda bir Ermeni general, bir gün mutlaka, yeni aşka gazel, yolculuk, özlem, cesaret ve kavga şiirleri, ne yağmur ne şiirler, kuşatmada, Mustafa Süpi destanı, bir yurttaş aranıyor, Türkiye üzgün, güzel, Türkiye üzgün, yurdum, güzel yurdum. Eski Nisan, bebeklerin ulusu yok. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Kızıma mektuplar, toplu şiirler, üç. Sevgilimsin. Aşk iki kişiliktir. Beyaz ipek gibi yağdı kar. Okyanus ile ilk karşılaşma hayatı uzun vedadır. Denemelerine baktığımızda yaşayan bir şiir. Şiirin dili, ana dil, utanıyorum. Kimliğim insan, iki ateş arasında. Mekanik gözyaşı, başka bir acı gerçeklik duygusunun kaybolması. Sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru var 2013 LYS sorusu. Ne diyor soruda? Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Türk ve Batı şiirini çok iyi bilen Hilmi Yavuz'un şiirlerinin topladığı kitaplar arasında hüzün ki en çok yakışandır bize, yolculuk şiirleri, akşam şiirlerini sayabiliriz. Evet, doğru. Resim, şiir, müzik gibi güzel sanatlara karşı özel bir ilgisi olan İsmet Özel'in şiirlerinin ana izleğini yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi çağımız insanının en temel sorunları oluşturur diyor. Doğru. Sezai Karakoç'un ee, şiirlerinin sağlam bir e, metafizik zemini vardır Leyla ile Mecnun Mağara ve Işık yayımlanan şiir kitaplarından bazılarıdır diyor doğru D'de Kemal Özer'in 1965'te yayımlanan Bir Gün Mutlaka adlı şiiri onun toplumcu gerçekliği yönüne yansıtan bir bildiri niteliği taşır diyor ee, burada bir yanlışlık yapılmıştır çünkü Bir Gün Mutlaka Kemal Özer'e ait değildir Ataol Behramoğlu'na aittir o yüzden burada bir yanlışlık yapılmıştır. Şiir kültürü bakımından donanımlı bir şair olan Enis Batur yalnızca şiir yazmakta kalmamış. Aynı zamanda şiir üzerine yazılar da yazmıştır diyor. Evet bu da doğru. Açıkladığım üzere yanlışlık diye de yapılmıştır. Doğru cevap Denizli'dir. Sevgili arkadaşlar. Evet. 1960 sonrası toplumcu şiirin başka bir temsilcisi de Nihat Behram'dır. 1946 yılında doğmuştur ve e, hala yaşıyor. Marksist düşüncenin eylem boyutunda yer, yer almıştır ve e, şiirlerinde militan tarzda bir e, durum vardır. E, 12 Eylül'de. 12 Eylül döneminde bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılmıştır. 1986'da, 1996'da Türkiye'ye dönmüştür ancak. Halkın dostları Militan ve Güney dergilerini çıkarmıştır. Şiiri haykırma, karşı çıkma, yerleşik düzeni sarsma işlevinde kullanılır. Yani politik ögeler kullanılır, kullanılır şiirinde. Devrimin kavga ile dövüşle gerçekleşeceğini savunur. Şiirlere baktığımızda hayatımız üzerine şiirler, fırtınayla, borayla denenmiş arkadaşlıklar, dövüşe dövüşe e, yürünecek, hayatı tutuşturan acılar, ırmak boylarında tunç e, seslerinde savrulmuş bir ömrün günlerinden militan şiirler, ay ışığı, yana yana cenk çeşitlemesi, yalın yürek, kundak ve hayatın şarkısı. Romanları ise Gurbet, Lanetli Ömrün, Kırlangıçları, Dar Ağacında, Üç Fidan'da belgesel anlatısıdır. Başka bir sanatçımız 1960 sonrası toplumcu şiir temsilcimiz Özdemir İnce'dir. 1936 doğumludur ve imge yoğunluklu şiirler kaleme almıştır. Toplumcu gerçekçi çizgi ısrarla sürdüren bir şairimizdir ve Marksist estetik kuram çerçevesinde Toplumcu gerçekçi şiirin poetikasını yazmıştır. Ee, kargı, tutanaklar, kiraz zamanı, karşı yazgı, rüzgar yazılıdır. Elmanın tarihi, e, kentler, yedi deryalar, geçsen siyasetname, hayat bilgisi, zorba ve ozan, başak ile terazi, burçlar, kuşağı can yedekleri tavandadır. Gürlevik, yazın sesi, uykusuzluk, mani hay, evren ağacı, ot hızı, e, keskin doreki, e, fındık, Fındın, falava ve e, makva şiirleridir. Denemesi de vardır. Şiir ve gerçeklik, söz ve yazı, yazınsal söylem üzerine de denemeleridir. Bir başka şairimiz yine yaşayan bir başka şairimiz 1946 doğumlu Ahmet Terli'dir. Toplumcu gerçeklik şiirimizin e, 60 ve 80 sonrası kuşağında yer alan en özgün e, isimlerden biridir sözcük seçimi ve ses tonu bakımından İsmet Özel'den etkilenmiştir ve romantik ve başkaldırıcı kaldırıcı şiiriyle tanınmıştır. Bu sebeple de toplumcu şiire dahil edilebilir Ahmet Telli. Şiirlerine baktığımızda yangın yılları, hüzün isyan olur, dövüşen anlatsın, saklı kalan, su çürüdü, belki yine gelirim, çocuksun sen, kalbim unut bu şiiri, barbar ve şehla, buradayım sözümde. Bir başka sanatçımız Güven Turan'dır. 1968'de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. Ee, okutmanlık, reklamcılık, metin yazarlığı gibi işlerde çalışmıştır. Ve ilk şiirini 1962'de Yelken Dergisi'nde yayınlanan e, bir şairimizdir ve şiirin dışında da aslında pek çok alanda eser vermiştir. Roman, öykü, eleştiri türlerinde de eserler yazmıştır ve özellikle Yordam dergisindeki ürünleriyle tanınmıştır. İmaja ve ayrıntılara önem vermiştir. Bireyin yalnızlığı, tabii ki bireyin yalnızlığı ile beraber gelen hüzün gibi duyguları işlemiştir ve 60 sonrasının bu hüznü işlemesi bakımından 60 sonrasının Toplumcu gerçekçi şairlerinden bu bakımdan ayrılır. Bu yüzden içe dönük ve izlenimci olarak da nitelendirilmiştir. Kısa kesik söyleyişlerle kendine özgü bir lirizm yaratmıştır Güven Turan. Eserlerine baktığımızda şiirleri, güneşler, gölgeler, peş, sevda yorumları... Bir albümde dört mevsim, İkaros'un uçuşu, gizli alanlar, görülen kentler, iz sürmek, cendere ve çıkıştır. Öykülerine baktığımızda düş günler ve zemberekte romanlarına baktığımızda Dalyan yalnız mısın soğuk tüylü martı ve deneme ve eleştirileri, de vardır. Kendini okumak e, bakır çalığı yazıyla yaşamak çerçevenin dışından süre gelen ve kuleden bakmak. Sevgili arkadaşlarım, 1960 sonrası toplumcu şiir bitti. Önemli de bir dönem aslında. Zaten de az şaire sahip. O yüzden de kolay bitecek bir bölüm. Bol test çözerseniz konu iyice pekişir. Bir sonraki ünitemiz dini değerleri ve geleneği ön planda tutan metafizik eğilimli şiir. Bir sonraki ünitede buluşmak dileğiyle. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Başarılar.